Ay yörüngesinden çıkıp dünyaya çarparsa ne olur? Bu soruya yanıt ararken evrenin dört temel kuvvetinden biri olan kütle çekim kuvvetine bir bakış atmış olacağız. Daha sonra gelecek olan kütle çekim ile ilgili video için ön bilgilendirme olacaktır. Şimdi ayı yörüngesinden çıkarıp dünyaya çarpmasına izin verelim. Öncelikle ay neden şu anda dünyaya çarpmıyor? Dünyanın yer çekimi ay da dahil her şeyi kendisine çeker. Ancak ay sanki bir karşı kuvvet tarafından yukarıda tutuluyor gibi görünüyor. Oysa böyle bir karşı kuvvet yok. Ay her zaman yukarıda kalmaya devam ediyor. Çünkü dünya etrafında yanlamasına hareketini sürdürüyor. Zaten yörünge dediğimiz şey de bu harekettir. Günlük hayatta birçok yörünge görebilirsiniz. Fırlatılan bir topu düşünün. Belli bir yörüngede hareket eder. İşte burada önemli olan nokta, ay yörüngede kalmaya devam ederken top dünyanın kütle çekim etkisiyle belli bir mesafeden sonra düşer. Çünkü burada önemli olan şey hızdır. Top veya herhangi bir nesne yeterince hızlı fırlatılırsa dünyanın çevresine dolaşıp başladığı noktaya kadar gelebilir. Yavaşlatacak etkiler olmasa, örneğin hava sürtünmesi gibi sonsuza kadar dönmeye devam edecektir. Tıpkı ayın yaptığı gibi. Uzayda ayın hareketini yavaşlatan hava yok ve saatte 3600 km hızla dünya çevresini 27 günde dönüyor. Güneş sistemindeki diğer gezegenler ve onların çevresinde dönen uydular da aynı mantıkla hareket ediyorlar. Kütle çekim etkisi nedeniyle birbirlerine bir noktadan bağlanmış gibi hareket ediyorlar. Bu da yıldız sistemlerini görece uzun süreler stabil kalmasını sağlıyor. Yani ayın bir şekilde dünyaya çarpması için onun hızını değiştirecek çok yüksek bir kuvvete ihtiyaç var. Biz bir şekilde ayın yörüngesinden çıkıp dünyanın üzerine doğru harekete geçtiğini düşünelim. Bu arada Ay ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 385 bin kilometredir. Kozmolojik ölçekte çok az bir mesafe ama bize göre çok fazla. Dünya ile Ay arasına Güneş sistemindeki diğer gezegenleri yan yana sığdırabiliriz. Mesafeyi anladığımıza göre Ay'ın bu mesafeyi ortalama bir yılda alacağını düşünelim. İlk birkaç gün pek bir şey fark etmeyiz. Ay'ı daha parlak görürüz ama onu detaylı inceleyen bir araştırmacı değilsek pek bir şey anlamayız. Ama gelgitlerin etkisi altında olan bölgelerde yaşıyorsak etkilerin yavaş yavaş arttığını hissedebiliriz. Gelgit olaylarının okyanuslar üzerindeki etkisi her gün biraz daha artar ve her seferinde sular daha fazla yükselir. Birinci ay sonunda yaklaşan ayın etkisiyle deniz seviyesi 4 metre kadar yükselir ve kıyılarda yaşayanlar su baskınları ile uğraşmak zorunda kalırlar. Her gün etkisi daha da artar ve sular kıyı kentlerini yutmaya devam eder. İkinci ayın sonlarına doğru ay mesafenin üçte ikisini geçmiş olur ve dünya genelinde altyapılar çöker. Deniz seviyesinin 10 metre yükselmesi kıyı kesimlerini yok edeceğinden buralarda yaşayan 1 milyardan fazla insan göç etmek zorunda kalır. Limanlar yok olur, deniz ticareti durur. Bu da gıdaya ulaşımı güç hale getirir. Sadece kıyıda yaşayanlar değil, daha uzakta yaşayanlar da etkilenir. Gelgitlerin etkisi o kadar yükselir ki nehirleri zaman zaman ters yönde hareket ettirir. Bu da tuzlu suların temiz suları kirletmesine neden olur. Gıda sorunu ülkeleri içe kapatır ve her ülke kendi içinde var olan kaynağını en idareli şekilde kullanmak zorunda kalır. Bu kısımda büyük şehirde yaşayanları bir hayal edin. Gelgitin etkisiyle sular yükselmeye başladığında, yüksek binalara çıkmaya çalışırken, etki gidince enkaz alanına bir şey bulma ümidiyle inenler olur. Üçüncü aya girdiğimizde haberleşme ve navigasyon uydularımız çalışmaz hale gelir. Beşinci ayda deniz seviyesi 30 metreye çıkmış olur. Gelgitin etkisi geçince okyanuslar yüzlerce kilometre geriye çekilir. Bu gelgitler artık gökdelenleri bile sular altında bırakacaktır. Beşinci ayın sonunda artık sadece okyanuslar değil, dünyanın kendisi de etki altındadır. Ve sularla birlikte kayalar da gelgit etkisi göstermeye başlar. Gezegen sıkışması ile depremler ve volkanik aktiviteler başlar. Altı aydan sonra ay yörüngesini 24 saatte tamamlar. Ve bir noktada sabit kalmaya ve dünyanın sadece bir tarafında görünmeye başlar. Bu da görünen tarafta suların yükselmesine ve diğer tarafta çekilmesine neden olur. Buraya kadar hep dünya üzerindeki etkiden konuştuk. Oysa ay üzerinde de muazzam etkiler olur. Çünkü dünyanın kütle çekim etkisi ayınkinden 6 kat daha güçlüdür. Ay esnemeye başlar, üzerinde muazzam depremler olur. Dünyanın çekimiyle ay yumurta şeklini almaya başlar. 8. aydan sonra asıl kıyamet başlıyor. Bu zamana kadar hayatta kalan insanları çok daha şiddetli olaylar bekliyor. Ay, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden daha hızlı bir şekilde dünya etrafında döneceğinden, gelgitlerin etkisi azalır ancak depremler ve volkanik faaliyetler artar. Volkanik faaliyetler nedeniyle atmosfer zor zamanlar geçirir. Günlük tutulmalar ile birlikte gezegen küresel olarak soğumaya başlar. Asit yağmurları bu zamana kadar hayatta kalmış bitkileri de yok eder. Milyarlarca insan hayatını kaybetmiştir.
12. aya geldiğimizde dünyanın ay üzerindeki kütle çekim etkisi kendi kütle çekim etkisinden fazla olduğu için üzerinde bulunan kayalar dünya üzerine düşmeye başlar. Yumurta şeklini almış ay daha fazla dayanamaz ve parçalanır. Bu parçalar hızla dünya etrafında dönmeye başlayarak bir halka oluşturur. Bu noktada artık dünyaya etki eden bir kütle çekim olmadığı için felaketler azalmaya başlar. Ortalık sakinleşir. Buradan sonra farklı senaryolar olabilir. Kötü olan senaryoda ayın tozları çok fazla meteor yağmuru oluşturur ve atmosferimiz çok ısınır. Bir süre sonra okyanuslar kaynamaya başlar. Daha az kötü olan senaryoda atmosferi ısıtacak meteorlar çok fazla olmaz ama halkanın oluşturduğu devasa gölgeler dünyanın birçok yerini buzlaştırır. Eğer bir şekilde sığınaklarda hayatta kalmış insanlar varsa medeniyeti yeniden kurmaları gerekecek. Bu belki çok zor olacak ama artık gökyüzünde seyredecekleri bir halka vardır. Gökyüzünde bir halka olması fikri belki güzel olabilir ama umarım böyle bir senaryo yaşanmaz. Parlak bir gecede Dolunay'ı izlerken en güzel hayalleri düşünmeniz dileğiyle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.